Kuş Sesleri eşliğinde hepinize merhaba. Translar Vardır programının 10. bölümüyle karşınızdayım. Bu video boyunca arka planda Sarışın'la Maviş'in sürekli sesini duyacaksınız. Sarışın'la Maviş hemen yakınımda duruyorlar. Ben konuştukça benim sesimi bastırmaya çalışıyorlar. Evet, bugünkü konuğum Erdem. Erdem'e birazdan bağlanacağım. Öncesinde kısa bir hatırlatma. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, beğendiğiniz videoları paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Erdem Eren, merhaba, hoş geldin. Nasılsın, seni tanıyabilir miyiz? Hoş buldum. Kısaca kendimi tanıtayım. 19 yaşındayım. Adanalıyım. Adana'da doğma büyüme hayatımı devam ettiriyorum hala. Marmara'da süreçteyim. Daha yeni girdim sürece. Onun dışında 2,5 yıldır süreç dışı hormon kullanıyordum. Hala da devam ediyorum. Babam doğu kökenli, doğulu bir aileden gelme. Annem de Yörük Türk'ü. Artık ben de ne oluyorum bilmiyorum. İnsanım diyelim. Zaten annem %80 zihinsel engelli bir insan. Gözümü açtığımda anneannemle yaşıyorduk ve dayımlar da bizimle kalıyordu. Aslında tek çocuğum ama kalabalık bir ailede büyüdüm. Gözümü açtığımda mesela 4 tane kuzenim, dayım, yengem, anneannem, annem, babam. Hani kalabalık bir ailede büyüdüm aslında. Çıkmaz bir sokakta kalıyorduk. Hani hatta sokaktaki 4-5 tane çocuktan biriydim yani. 4-5 tane çocuk vardı sokakta ve hani sokak çok dar ve küçük bir sokaktı. Hani aslında hep erkek çocuklarıyla oynardım sokakta diğerleriyle. Zaten bir kız çocuğu da yoktu mahallede. Bir kuzenim vardı. O da benden 4 yaş büyüktü. Hatta ben doğduğumda o çok sevinmiş. Aa işte hani sonunda aileye, mahalleye bir kız çocuğu geliyor. Benim de kızlarla oynayabileceğim bir insan. Tabii ne yazık ki sevinçlerini kursağında bıraktım canım kuzeni. Biraz da hani şeye bağladılar, nasıl desem bilemedim şu an. Hani hep böyle bir içimdeki o erkeksiliği, çocukluğumdaki, hani hep şeye bağladılar nasıl desem. İşte gözünü açtı, 4 tane erkek çocuğu aynı evde büyüyorlar. Gözünü açtı, mahallede zaten 4-5 tane erkek var hani bizim aile dışında. Hani bunlarla büyüdüğün hani bu yüzden işte ne bileyim futbol oynuyor, ne bileyim annesinin aldığı Barbie bebekleri gidip oyuncakçıdan abi annem yanlış almış işte kuzenime hediye alacaktı bana değil. Silahla değiştirelim, arabayla değiştirelim. Hani o yüzden bunları yapıyor. Yani çünkü nasıl olsa şeylerle büyüdü. İşte erkeklerle büyüdü. Gözünü açtı 4 tane erkek, 5 tane erkek. Aynı evde zaten aynı keza 3 tane erkekle yetişti. Hani bu yüzden erkeksi davranışları sergilemesi normal diyorlardı. Aslında bu onların kaçış bahanesiydi. Çünkü benden o 4 yaş büyük olan kız kuzenim de benimle aynı yerde doğdu, aynı yerde büyüdü ama gayet toplumun o işte cinsiyetlendirmesi var ya abla. Hani gayet de bir kız çocuğu gibiydi. Giyinişleri, hal hareketleri, oynadığı oyunlar. Hani aslında biraz da bizimkilerin böyle bir şeyleri görmeyişi, görmekten kaçışı oldu. Çocukken nasıl bir çocuktun? Geleceğe dair Erdem Eren'in nasıl hayalleri vardı? Biraz bunlardan konuşalım. Çocukluğumun bir hayali yoktu. Zaten bir beklentisi de yoktu. Bir umudu da yoktu. Çünkü zaten trans kimliğimin yanı sıra çok fazla ailesel sorunlarla büyüyen bir çocuktum. Hani o yüzden genel olarak hiçbir şeyden umudum yoktu. O kadar umutsuzdum. Çocukluğumda mesela ben bu yaşımı göremiyordum. Hani transım ya da değilim hiç fark etmez. Bu yaşımı göremiyordum. Her şey böyle bir çıkmazdı benim için. Hani nasıl desem çok fazla karamsardım. Çok fazla ümitsizdim. Onun yanı sıra çocukluğumda hep böyle şeydim. Kavgacı bir çocuktum. İlkokulda okulun kabalayısı diyorlardı. Okul aile birliği toplanıp beni okullardan attırmaya çalışıyordu. O yüzden ilkokulda mesela çok fazla okul değişmiştim. Uyum sorunum vardı biraz. Özgüven sorunum vardı. Mesela yeni bir okula gittiğimde arkadaş edinemiyordum. İnsanlarla kolay kolay iletişime geçemiyordum. O iletişime geçememenin nedeni aslında biraz da şeydi. Hani iletişime kimlerle geçeyim? Hani kız çocuklarıyla geçsem ya sen işte erkek gibisin, erkek Fatma deyip alay ediyorlardı ve hani bu benim çok zoruma gidiyordu. Erkeklerle iletişime geçsem erkekler de hani kişiden kişiye değişiyordu mesela. Kimisi aa gel gel senle bize top oyna deyip hani adasını alırken diğerleri hani başkaları şey diyordu. Ya sen işte kızsın, sen git kızlarla oyna, top oynayamazsın bizimle diyordu. Hani biraz da hani bunun nasıl desem verdiği o umutsuz kötü hislerle, duygularla çok fazla arkadaş edinemedim zaten. Ya çocukluğum çok benim şey geçti nasıl desem.
karmaşık geçti biraz. Hani hep başına buyruk bir çocuktum. Hani hep erkek arkadaşlarım gibi kendimi onlardan farklı görmüyordum. Mesela mahallemizde bile o erkeklerle top oynardık ve ondan sonra gol atardım. Tişörtümü çıkar sallardım yani. Tişörtünü çıkarıp sallamak hani düşün yani. Ne hatta bir gün beni komşularımdan birisi uyardı. Ya işte bak sen kız çocuğusun. Niye yapıyorsun öyle şeyler hani? Dedim abla ne yapıyorum ki ben dedim. Dedi sen dedi tişörtünü çıkardın az önce dedi. E dedim ne oldu ki? Çıkaramazsın dedi yapamazsın öyle bir şey. Sen dedi kız çocuğusun. Niye dedim ne alaka dedim. Hani silogül yapıyor onlar yapıyor dedim. Benim onlardan eksik yanım ne? Benim onlardan kalır yanım ne? Farkım ne? Hani yani kendimi hiçbir zaman erkek çocuklarından ayrı görmedim. Hani kız çocuğu olduğumu biliyordum hani bu bilinci yüklemişlerdi bana. Ama kendimi hiçbir zaman kız çocuklarıyla bir görmedim. Erkek çocuğu olmadığımı bilmeme rağmen erkek çocuklarıyla kendimi bir görüyordum. Çocukluğum böyle geçti benim. Evet. Peki ailene nasıl açıldın? Şöyle söyleyeyim abla ben ilk önce aileme açılmadım. Az önce bahsettiğim aynı evde büyüdüğümüz benden 4 yaş büyük olan kadın olan kız olan kuzenime açıldım. Geçtim karşısında. O zamanlar kaç yaşındayım? Orta son zamanları. İşte 6. 7. 8. sınıf zamanında. O zamanlarda işte geçtim kuzenimin karşısında. Dedim abla böyle böyle. Hani ben dedim yani hani diyemedim aslında hiçbir şey aslında. Nasıl desem hani kesinlikle bir şeyleri kesin olarak söyleyemedim tabii ama dedim hani ya ben dedim bak hani kız geldim yani hani ama ne bileyim kız gibi değilim. Kız olmam gerekiyor çünkü. Niye böyle geldim dünyaya? Hani kız olmam gerekiyor. Erkek yani sevmem gerekiyor. Hani toplum zaten sana nasıl geldiysen öyle gideceksin ve nasıl geldiysen atıyorum dünyaya kadın olarak geldiysen bir erkek seveceğini söylüyor. Erkek olarak geldiysen bir kadını seveceğini söylüyor. Hani biraz da aslında bu baskıların içerisindeydim. Abla dedim böyle böyle hani işte kız olmam gerekiyor. Yani çünkü kız geldim. Hani sen de biliyorsun beni çocukluğumu. Her zaman içimdeki o erkeksiliği. Hani dedim beni kız yap. Hani çünkü bayağı bir sorgulama zamanım olmuştu kuzenim açılmadan önce. Yani çok şey sordum. Hani lezbiyen miyim, trans mıyım, gay miyim, biseksüel miyim? Her şeyi sorguladım. Veya hani onun yanı sıra ben neyim? Hani daha çok bu soru üzerinden yürüdüm. Sonra zaten çıkar yol bulamayınca ve aslında ben de bir şeyle kabullenmeyince, kabullenemeyince kuzenime gittim son çare olarak. Hani beni kız yap diyerek. O dönemlerde hatta kuzenim bayağı bir şaşırmıştı hani bunu istediğimden. Çünkü hani o da açık bir şey beklemiyordu benden. İşte aileme söyledi. Hatta ben dedim ki ben dedim anneme babama söyleyemem hani. Sen söyle bizimkilere hani sen ele al kontrol. Tamam dedik ki zaten o zamanlarda hani nasıl desem alışverişe gittiğimizde mesela ben direkt erkek reyonuna gidiyordum. Hatta bir keresinde dayımlarla gitmiştik. Dayım bana bir durmuştu. Ya işte kızım o reyonda ne işin var? Bak kız reyonu hani sen kız çocuklarının reyonundan giyineceksin. Hep unisex kıyafetlere kaçıyordum. Kıyafetlere. Hani tamamıyla bir erkek kıyafeti alamıyordum çünkü çekiniyordum, utanıyordum. Hani kız kıyafetlerini de giymek istemiyordum. Hani çok rahatsız oluyordum. Ondan sonra gittik gardırobumu A'dan Z'ye yeniledik. Hepsi böyle güzel güzel kıyafetler ne bileyim. İşte hepsi kadın kıyafetleriydi. Öyle söyleyeyim yani abla. Ondan sonra işte yavaş yavaş böyle şey çok saçma gelecek biliyorum ama hani kız çocuğu nasıl olunur dersi almaya başladım kuzenimden. Hani işte ne bileyim daha böyle feminen mesela bacaklarım hep ayrık otururdum ben. Neden bilmiyorum. Sürekli hani ayrık oturduğumda bana uyarıyordu işte bacaklarını birleştir işte oturuşunu düzelt düzgün otur. Hani kuzenim bana dedi ki bak dedi böyle böyle hani sen dedi elbise istemiyorum dedim asla giydiremezsiniz bana. Kuzenimin yani bayağı hani hevesini kursağında bıraktım kendi hevesim de kursağımda kaldı. Çünkü hani bir şeylerin olmayacağını olmadığını görüyorum ya o beni daha da kötü etkiliyordu ve içimdeki o kız olma hevesi kursağımda kalıyordu gerçekten. Ondan sonra İşte bir gün oturdum şey düşünüyorum hani ya tamam hani ben kızım geldim dünyaya ama hani kız gibi değilim hani kız çocuğu gibi değilim yani hani ama dedim kız olmam gerekiyor kız çocuğu gibi olmam gerekiyor. Sonra karar verdim mezuniyetime bir gün kala kuzenimi aradım. Tabii o zamanlar evlerini ayrılmışlardı bizden. Kuzenimi aradım dedim abla dedim tamam kabul ediyorum elbise giyeceğim. Ben de ortaokul mezuniyetimde mini bir elbise giydim. Allah Allah güzel de yakışmıştı. Ama o gün yaşadıklarımı bir ben bilirim. Yani inanmıyorum ama bir Allah.
Bir an önce böyle mezuniyetin bitsin modundaydım ve hani akrabalarım da çok şeydi. Mesela kuzenim şehir dışından gelmişti. İşleri olmasına rağmen işlerini iptal etti ve hani beni kuaförden aldı, mezuniyetime kadar götürdü. Dayım zaten kadın kuaförü diğer dayım. Hani o saçlarımı yapıyor, bir yandan işte candaki diğer kadın işte gel sana makyaj yapalım falan dedim. Ben makyaj istemiyorum, hayır. Hani buraya kadar tamam ama yani o kadar da değil. Hani çünkü makyaj zaten beğendiğim bir şeydi. Hani mesela bir kadında da çok beğenmem aşırı makyajı. Hani sadelikten yanayım her zaman. Yanlış anlaşılmasın, cinsiyet böyle. Ondan sonra hani böyle tüm akrabalar, tüm aile böyle hani bir çaba içerisindeydi. Aa işte kız olacak ya, hani kızlığa adım adım gidiyor, hani kız çocuğu gibi olacak. Tabii herkesin sanında bırakıyor böylesi. Ondan sonrasında girdim otele. Diyorum işte balonun olduğu yere kadar. İşte o sırada hani tüm okuldu mesela, sadece sınıf değildi, tüm ortaokul öğrencileri vardı. Beni gören herkes şey diyordu işte, aa canımın içi, aa işte şu bu, aa işte çok güzel bir kız olmuşsun, bak olunca oluyor. İşte veliler aynı keza, veliler beni severdi mesela. Aa işte bak çok güzel olmuşsun, bak olunca oluyor canım, bak ne güzel, bak çok güzel bir kızsın, şu bu bilmem ne, işte vazgeç şu erkeklikten, işte kız gibi ol biraz. Yani o baskılar zaten beni böyle benden alıyordu, böyle öldürüyordu beni. Ha bir de üstüne böyle hani kalkıp aa işte çok güzel olmuşsun iltifatları böyle sanki şeydi, bana bir hakaret gibi. Hani o iltifatları başka bir insana söylesen, bir kadına söylesen, natrans veya trans kadına falan söylesen fark etmez. Yani güzel bir kadın olmuşsun dediğinde insanlar mutlu olur bununla, ama ben sövüyorlar gibiydi, bana küfrediyorlar gibiydi. Hani o sırada bana küfretseler belki bu kadar zoruma gitmezdi. Hani o an şeyim modundaydım. Yer yarılsın da yerin içinde bir modundaydım. Oturdum arkada bir yere ve hiç kalkmadım. Sınıf arkadaşları falan vardı yanımda ve hani hepsi şey diyordu. Aa işte çok güzel olmuşsun şu bu. Hepsi beni benden aldı ve bir an önce hani tek dileğim şuydu. Bugün an önce bitsin. Yani bitsin bu dünya. Hani o günden sonra o elbiseyi giydim. O saçımı yaptırdım. Topuklu ayakkabıyı giydim. Ondan sonra zaten benim umudum, kız olma umudum iyice bitti. Kuzenim en son şey dedi hani, ya bak olacak gibi değil, hani vazgeç. Artık ben de hani bir şeylerin farkındaydım zaten abla. Hani kız olma hevesimden, kız olma umutlarımdan vazgeçtim. Çünkü yapacak başka bir şey yoktu elimde. Yani inan her şeyi denedim. Hatta hani bundan çok bahsetmek istemiyorum ama kuzenimin zoruyla bir heteroseksüel, biyolojik bir erkekle sevgili de oldum. Yani hani sadece işte laftaydı mesela. Yani gerçekten olmayınca olmuyor bazen. Bunu gördüm. Bunu gördükten sonrasında da hani işte kendimi bir kalıba sokma gereği duymadım. Hani ben transım, ben işte sisim, ne bileyim ben lezbiyenim, ben biseksüelim veya hani ben akışkanım. Bunu demeyi gereği duymadım. Hani ne yönelimim konusunda ne de cinsiyet kimliği konusunda. Ta ki liseye başlayana kadar. Eren ismine nasıl karar verdin? Benim için hiç kolay olmadı. Hatta ilk başlarda hani doğumda atanan ismimi kullanıyordum ben. Çünkü kendime özgün bir şey yapmak istedim kendi adımı. Ve hani bulamadığım dönemlerde de doğumda atanan ismimle tanındım bir süre. Sonrasında bir gün dedim ki artık yeter. Hani ben bu doğumda atanan isimdeki insan değilim. İsimleri araştırdım işte. Anlamlarına çok önem veririm ben isimlere. Eren ismini buldum. Anlamı cesur yiğit adam demek. Hani ben de dedim ki eğer hani kendime bir isim koyuyorsam bu cesaretten başka bir şey değildir. Eren ismini koydum kendime. Uzun bir dönem sadece Eren, sadece Eren ismimi olarak kullanarak yaşadım. Ta ki annem bir gün bana Eren ne öyle ya? O neymiş öyle? Öyle isim mi olur? Deyince ben de dedim ki tamam anne dedim, ne istiyorsun? Onu koyacağım. Bir an Mahmut demesinden çok korktum. Sonra bir düşündü. Gözleri dolu dolu düşündü. Orada tabii ben ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Onun şey dedi. Durdu bir 5-6 dakika boyunca yaşlı gözlerle bana baktı. Kıyamam ya. Hala aklıma geliyor o gün. Sonra dedik ki Erdem olsun dedi. Kendisinin evlenmeden önceki soyadı. Dedim tamam Erdem olsun. Erdem olsun. Hatta annem istedi diye Erdem ismini başa koydum. Erdem Eren Durukan olarak kimlikte geçiyor. Kimlikteki ismini değiştirdim bu arada. Bizim isim maceramız da budur. Evet. Peki translar genelde atanmış isimlerini değiştirirken ailelerinde
zorluk yaşıyorlar. Çünkü aileler ilk etapta kabullenmiyorlar ismi. Yeni kendi isimlerini kabullenmiyorlar ve atanmış kimlikteki eski ismini kullanmaya devam ediyorlar. Senin çevrene bunu kabul ettirmen zor oldu mu? Arkadaş çevren olsun, ailen olsun. Böyle hani arkadaş çevremde zaten herkese dedim ki ben Eren'im. Hani bana Eren diye hitap etmeyen insanları sineye çektim, sineye çektim. Sonrasında hayatımdan güzel bir dille ve sert bir dille çıkardım hepsini. Çünkü hani ben Eren'im ve sen bana Eren demeye devam ediyorsun. O zaman hayatımda yerin yok diyerek hepsini engelledim, hepsiyle iletişimimi kestim. Arkadaş çevresinde aslında çok umursayan insan değilim etrafımdakileri. Ben buyum. Benim yanımda olan yanımdadır. Yanımda olmayan da güle güle kapı orada modunda bir insanım. Aileme de aslında hiç kolay kabul ettiremedim. Yani çünkü annem de aynı keza, babam da aynı keza. Arkadaşlarım bize geldiğinde veya bana Eren diye hitap ettiklerinde Eren yok, Eren yok. Doğumda tanan ismini söyleyerek o var. Hani örnek veriyorum Ayşe Fatma Ayriye. Eren yok, Ayşe var. Bu moddalardı. İkisi de bu moddalardı. Mesela ilk başlarda bana arkadaşlarım ailemin yanında Eren demezler. Yani ağızlarından kaçtıklarında işte bu tepki alırlardı. Sonrasında ben arkadaşlarıma dedim ki hani kanka dedim bak işte yapmayın. Hani ailemin yanında bana daha çok Eren diye. Kabullensinler görsünler çünkü benim bu hayat Eren olarak yaşadım. Bunu gördüklerinde bir şeyleri kabullenmeye başladılar abla açıkçası. Ondan sonrasında zaten hani hayatımı bir biyolojik bir erkek gibi yaşadığımı da gördüler. Babamla işte mesela AVM'ye gideriz, gezeriz, sinemaya gideriz. Babamla ben aynı lavaboya ilk defa girdiğimde çok şaşırmıştım kendime ve babama. Babam da bana çok şaşırmıştı hatta şey dedi sen dedi buraya giremezsin ki dedi. Sen kusun dedi. E dedim baba ben normalde buraya giriyorum ama. Sen yanımdasın diye ben gidip kadınları lavabosuna giremem. Üzgünüm. Bir şey demedi Allah. Hani başkası olsa neler neler derdi biliyorum. Bir şey demedi ve hani böyle böyle alıştı. Hani çünkü babam da gördü. Hani bu hayatı ben Eren olarak yaşıyorum. Erkek olarak yaşıyorum. Bunu gördüklerinde bir şeyleri böyle hani göz ardı etmeyi bıraktılar. Kabullendiler yavaş yavaş. Ve sonra hani yavaş yavaş onlara da empoze ettim. Eren demeyi, oğlum demeyi. Hani mesela ilk başlarda babam gel bana işte kızım derdi dışarıdayken. Her yerdeyken diyorlardı. Özellikle dışarıdayken deyişlerine çok takılıyordum. Çünkü atıyorum bilet sırasındayız, gişedeyiz. Ya kızım şu filme gidelim. Ya kızım buna gidelim. Baba dedim hani çektim kenara. Baba dedim bak böyle böyle hani tamam ben dedim senin kızın. Tamam dedim sen bunu böyle. Hani ameliyat olacağım yine ben senin kızın olacağım tamam. Çünkü sen bu kafadasın ben bunu anlayabiliyorum. Ama dedim hani şu görünümü dedim herkes kız olarak algılamıyor dedim. Hatta herkes erkek olarak algılıyor. Hani o yüzden dedim tamam senden hani bana oğlum demeni bekleyemem. Ama en azından daha cinsiyetsiz kelimeler kullan. Çocuğum, evladım, yavrum. Bunları kullan dedim. Yavaş yavaş bunları kullanmaya başladı. Çünkü gerçekten insanların o bu ne ayak ya kız mı erkek mi bu bakışlarını gördükçe babam da bundan rahatsız oldu aslında. Yavaş yavaş o kelimeleri kullanmaya başladı ve şimdi yavaş yavaş da hani çocuğum evladım dediğinde oğlum, oğlum baba, oğlum diye uyarıyorum. Yavaş yavaş da daha güzel olacak diye inanıyorum. Evet, bir anda olmuyor bunlar tabii ki. Ne kadar zaman aldı? Yani ailenin bu noktaya gelmesi ne kadar zaman aldı? Şöyle söyleyeyim hani tamam ben de mesela aileme ilk söylediğim andan beri yani ailemin bana oğlum demesini istedim ama hani hiçbir şey bir anda olmuyor. Ailemizi de anlamak gerekiyor bu konuda. Hani çünkü düşünsenize sen beni mesela Erdem diye tanıdın. Erdem Eren derken bile sen de zorlandın. Herhangi bir başka isimle tanıdı. Onlar bana bu ismi koydu ve bu isimle yıllarca seslendiler. Ve hani kalkıp bir anda gelip diyorum ki ben anneme babama. İşte ben aslında bu isim değilim. Benim ismim bu anne, bu baba. Yani bunu dediğimde tabii ki insan bir ne oluyoruz ya olur. Hani kabullenmeme evreleri, baskılar, şunlar bunlar. Tabii ki bunlar normal şeyler. Ailemize de bazen kendimizden taviz vermek gerekiyor. Onların bize taviz vermelerini bilmiyorsak. Evet, şöyle söyleyelim. Süreç içerisinde nasıl ki bizim kendimizi kabullenmemiz, kimliğimizi kabul etmemiz nasıl ki zaman alıyorsa, ailenin bizleri işte atanmış ismimiz olsun ya da cinsiyet kimliğimizi kabullenmeleri olsun, bunlar zaman alıyor. Peki kimliğinle ilgili henüz kimseye açılmadığın dönemden bize bahsedebilir misin? Kendinle ilgili neler düşünüyordun? 6. 7. sınıftım.
Benim akranlarımın bir ablası vardı. İşte bizim yan sınıftan arkadaşımın bir ablası vardı hani. O da zaten uzaktan akrabamızdı yani sürekli görüştüğümüz insanlardı. Bir gün geldi bana işte şeyden bahsediyor işte eşcinsellerden, eşcinsel ünlülerden. Bunlardan bahsediyordu. Bir durdum dedim ki hani neden dedim bunlardan bahsediyorsun bana hani nedeni ne? Ondan sonra işte konuyu direkt açtı. Hani ben dedi senin de birey olduğunu düşünüyorum dedi. Sende de bir farklılık var bunu biliyorum dedi. O ana kadar kendimi sorgulamamıştım aslında. Hani o andan sonrasında sorgulamaya başladım. Sonrasında hani bir sorguladım ve şey dedim hani aa olabilirim. Hani o ihtimal var. Ve ondan sonrasında öğretilmiş nefret çok ağır bastı bende. Hani günlerce şey dediğimi bilirim yani neden ben? Hayır ben olamam. Ben öyle bir şey olamam. Öyle bir insan olamam. Hani ben kızım. Ben kızım. Ben erkeğim. Ben şuyum. Ben buyum demek yerine hani kabullenmek yerine kendimi. Ha ben kızım yani hani. Ve kızım yani. Kız olmam gerekiyor ve hani erkek sevmem gerekiyor. Yani çünkü bana bu öğretildi. İnsanlara bu öğretildi. Hayır dedim. Hayır. Ben kızım. Hayır böyle bir şey olamaz. Ben erkeğim. Hayır asla. Yani ben bir erkek değilim. Ben bir kızım ve erkek sevmem gerekiyor. Kızlara olan, kadınlara olan duygularım da yavaş yavaş böyle açığa çıktığı dönemlerde. Ve hani böyle çok fazla kendimi artık şey yapıyordum. Hani nasıl desem kız arkadaşlarımdan çok uzaklaşmıştım. Erkeklerle daha çok hani böyle bro muhabbetindeydim. Erkeklerle daha çok görüşmeye başladım. Hani daha çok vakit geçirmeye başladım. Ama hani bir tarz bir kendini kandırış gibi bir şey oldu bu benim için. Evet. Yani Kendine baskı çok uyguladın aslında o süreçte. hani şunu çok iyi hatırlıyorum abla çok net bir şekilde. Her gece oturup ağlıyordum mesela hani ya neden ben? Hani neden ben ya? Hani bunu çok fazla sorguladım. Yani keşke sorgulamasaydım çünkü seni beni yok, onu bunu bizi yok. Yani herkesin başına gelebilecek bir durum. Ve şu an çok mutluyum. Yediğim dayaklara, şiddetlere, fiziksel veya psikolojik baskılara rağmen, her şeye rağmen, tüm transfobiye, tüm nefrete rağmen şu an o kadar mutluyum ki Allah'ım. Anlatamam sana.